İlk olarak Megane'dan başlayalım. R segmentinde gerek tasarım olarak gerekse sunduğu donanımlar ile D segmentine göz kırpan Megane Sedan ilk üretildiği 2016 yılından bu yana 200 bin adetin üzerindeki satış rakamıyla bu başarısını da kanıtlıyor. Yenilenen tasarımı ile daha rafine bir tasarıma kavuşan Megane Sedan yolda daha fazla güvenlik, konfor ve prestij vaat ediyor. Yenilenen Megane Sedan'a şöyle önden baktığımız zaman artık Renault markasıyla özdeşleşmiş olan C şeklindeki far tasarımının biraz daha kısıldığı ve netleştiği, bu tasarımda makyaj öncesinde daha oval halde olan tampon tasarımı da farların şekil çizgisini devam ettiriyor. Yine makyaj öncesinde sis farının üzerinde yer alan sinyal lambaları yeni tamponda kaldırılırken, yeni Megane Sedan'a daha sportif bir hava katan kare formundaki sis farları ve ikiye ayrılmış sis farı çerçevesi de makyaj sonrası ilk bakışta fark edilen detaylar oluyor. Izgara şeklinin ve büyüklüğünün değişmediği yeni Megane Sedan'da ızgara üstündeki krom kaplamaların şekilleri değişiyor. Makyaj öncesinde tek parça halinde uzanan krom kaplamalar yeni Megane Sedan'da kesik kesik ilerleyen krom kaplama detayları olarak değişiyor. Yeni Megane Sedan'a profilden baktığımızda ise çok da fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Makyaj öncesine göre çamurlukları çok hafif şekilde genişletilen yeni Megane Sedan genel formunu korurken krom kullanımının devam ettiği kapı kollarına eklenen kapı kolu aydınlatmalarıyla premium özelliklerini de devam ettiriyor. En büyük fark arka tarafa geçtiğimizde bizi karşılıyor. Bir uçtan diğer uca uzanan stop tasarımı yeni Megane Sedan'da da değişmezken ledlerin derinliği artırılarak daha efektif bir görüntü kazanmasına neden olmuş. Arkaya geçtiğimizde gördüğümüz en büyük değişiklik ise difüzörde görülüyor. Makyaj öncesinde sol tarafta yer alan gerçek egzoz çıkışı kullanılırken makyaj sonrası gerçek olan egzoz çıkışı kaldırılıp yerine çoğu kullanıcıyı memnun edemeyen 2 adet kare formunda sahte egzoz çıkışının yer aldığı difüzör kullanıldı. Yeni Megane Sedan'da Highlight Grey rengi de dahil olmak üzere yenilenmiş 7 adet dış renk seçeneği sunuluyor. Yeni Megane Sedan'ın iç kısmına geçtiğimizde bizi daha ergonomik ve modernize edilmiş bir iç mekan karşılıyor. Direksiyon arkasına yerleştirilmiş 10.2 inç büyüklüğünde gösterge paneli ilk göze çarpan detay olurken, ülkeden ülkeye farklılık gösteren GPS navigasyonda gözünüzü yoldan ayırmadan yine bu dev ekran üzerinden takip edilebiliyor. Multimedya kısmında donanım paketine göre değişiklik göstermek kaydıyla 9.3 inçe kadar büyüyen dokunmatik ekran sunuluyor. Ekran ile birlikte Renault Easy Link bağlantılı multimedya sistemi ile navigasyon gibi hizmetleri kullanabilirken Multisense sistemi ile sürüş modları arasında geçiş yapabilir ve araç içindeki ambiyans aydınlatma seçenekleriyle sürüş sırasında konfor ve lüks seviyenizi artırabilirsiniz. Megane Sedan ile iç mekanı estetik bir görünüm kazandırılırken kullanım kolaylığı da sağlayan elektroergonomik çerçevesiz iç dikiz aynası ve klima kontrollerine krom kaplamalar yer verildi. Bu iki özellik göze ilk bakışta çok önemsiz bir güncelleme gibi gözükürken aslında çok önemli bir detaya işaret ediyor. Klima kontrol ünitesinin plastik malzemeler ile kaplanması uzun vadede aşınma, yırtılma, solma gibi problemler oluşturabiliyordu. Krom kaplama ile hem bu gibi deformasyonların önüne geçilmiş oldu hem de sık dokunduğumuz alanlarda kalite hissini arttırdı. Kalite hissinin arttığı yerler arasında multimedya ekranı da nasibini aldı. Yeni ve daha akıcı arayüzü ile Renault Easy Link multimedya sistemi ile Android Auto, Apple CarPlay uyumluluğunun yanı sıra Google internet servis hizmeti ile adeta bir tablet bilgisayar kıvamında internetten arama yapabileceğiz. Ayrıca My Renault akıllı telefon uygulaması ile hem aracın içinde hem de dışındayken navigasyon ayarlamalarını ya da çok katlı bir otoparkta aracın yerini bulma konusunda da hayatı kolaylaştıran teknolojiler sunuyor. Yeni Megane Sedan ile sadece tasarım ve konfor iyileştirmeleri de olmadı elbette. Yaya ve sürücü güvenliğini de arttırmak için yeni sürüş yardım sistemleri de entegre hale getirildi. Bu güvenlik sistemlerinin içinde dur kalk işlevde adaptif hız sabitleyici ile yoğun bir mesai çıkışı, İstanbul trafiğinde ayağınızın gaz ile fren pedalı arasında mekik dokunmasına gerek kalmadan sadece yola bakarak trafikte ilerleyebilirken, önümüze hiç beklemediğimiz bir anda çıkabilen yayalara karşı bizi uyaran, hatta bizim yerimize frene basan aktif acil fren sistemi de yayaların güvenliğini sağlamış oluyor. Ama öyle bir özellik var ki gerçekten beni hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor.
Yeni Megane Sedan ile birlikte birçok farklı motor seçeneği de sunuluyor. Benzinli motor seçeneklerinde yakıt tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş 115 beygir gücünde ve sadece manuel vites seçeneğiyle satın alınabilecek turbolu 1.0 TC'ye direkt enjeksiyonlu motor sunuluyor. Ülkemizde en çok tercih edilecek motor seçeneği olacak kesin olan bu motor kombinasyonu serinin en uygun fiyatlı Megane Sedan'ı olacak. Benim gerçekten müthiş derecede merak ettiğim bir gelişme bu. Bir sedan otomobili de bu kadar ufak hacimli bir motorun nasıl performans göstereceğini çok yakın zamanda göreceğiz. Bu tarz ufak hacimli motorların böylesine sedan otomobillerde kullanılması bende şöyle bir intiba uyandırıyor. Ya bundan 3-5 sene sonra Mercedes E serisi ya da C serisinde ya da BMW 3 serisi ya da 5 serisinde 1 litrelik motorları acaba görecek miyiz diye bir soru sormama neden oluyor. Tabii yani 1.6 litreye alışan biz 1 litreye elbette alışırız. Malum vergilendirme sistemimizde motor hacimlerinin etkisi büyük. Belki bundan birkaç sene sonra 1 litrelik BMW'leri de yollarda görebiliriz. Yeni Megane Sedan'a yeni gelen bir diğer motor seçeneği ise kendisini Clio 5'ten de yakından tanıdığımız partikül filtreli 1.3 TC motor oluyor. Bu motordan 140 beygir güç alabilirken 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC otomatik şanzıman seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. Dizel tarafında ise Renault bizi asla şaşırtmıyor ve 1.5 Blue DCI motor ile yoluna devam ediyor. 115 beygir güç üreten bu motoru da 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC şanzıman seçenekleriyle yönetebiliyorsunuz. Üretiminin Türkiye'de yapıldığı yeni Renault Megane Sedan 2021 yılının başından itibaren Türkiye ile birlikte 30'a yakın ülkede satışa sunulacak. Ve işte yolların fatihine geldi sıra. O bir lider, o bir zirvenin sahibi, o bir Egea ailesi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum Egea videosuna geçmeden önce. Detaylı ve güzel bir Egea videosu incelemesinde, Egea Sedan incelemesinde çok yakın zamanda kanala yükleyeceğim. Üzerine çalışmalar yapıyorum. İnşallah güzel bir Egea videosuyla da, detaylı bir Egea videosuyla da karşınızda olacağımı haber verdikten sonra Egea'nın, yenilenen Egea'da neler değişmiş hep beraber yakından bir göz atalım. İlk bakışta görür görmez tek bir şey dikkatimi çekti ve dedim ki demek bugüne nasipmiş. Evet, yuvarlak formdaki Fiat logosunun yerini yine başka bir Fiat logosu almış. Yine diyorum çünkü sadece benim çocukluğumdan itibaren hatırladığım kaç farklı Fiat logosu vardı şöyle bir bakalım. İlk hatırladığım logo yine bir tipo üstündeki 4 kutucuk içindeki harflere yazılı Fiat logosuydu. Daha sonra çok sürmedeki yuvarlak formdaki mavi renkte Fiat logosuna geçildi. Ondan birkaç yıl sonra yine mavi formda fakat biraz daha modernize edilmiş logo kullanılırken ondan da çok memnun kalmamış olacaklar ki dışı yuvarlak içinde dikdörtgen formda kırmızı tabanlı Fiat logosuna geçiş yapıldı. Bir süre onu da kullandıktan sonra ise yine bu logoyu revize ederek daha modern hale getirilmiş kırmızı logo ile devam ederlerken kısa süre önce pazara sunulan yeni Fiat 500'den sonra bu logoyu taşıyan ilk Fiat modeli olmasıyla dikkat çekiyor. Sahi bu kadar kısa sürelerde bu kadar çok sıklıkla logo değiştiren başka bir otomobil firması var mı bilmiyorum. Ben sosyal medya hesaplarımı profil resmini değiştirirken bile zorlanan bir insanım ama koskoca bir otomobil devi logolarını birkaç yılda bir değiştirerek kendisini aslında bir nevi revize ettiğini herhalde gösteriyor bizlere. Logo ile beraber ön ızgarada da boyutsal olarak daralma mevcut. Makyaj öncesinde kristal panjur olarak adlandırılan krom kaplamalı ön panjur kullanılırken yeni Egea Sedan ile birlikte uzun kesik çizgili krom kaplamalı ön panjur kullanılmaya başlanıyor. Farlarda da güncel bir yenilik getiren Fiat, makyaj öncesinde farın alt tarafında nokta led olarak bulunan gündüz farlarını farın üstünde ters night logosu şeklinde konumlandırarak daha ciddi ve daha dikkat çekici bir duruş kazanmasına neden oluyor. Tamponda da gözle görülür değişimler bulunurken makyaj öncesinde kare formunda bulunan sis farları yeni Egea Sedan'da yuvarlak forma döndü. Sis farı çerçevesi etrafındaki mat krom rengindeki parçanın plaka altından devam eden tasarımı yeni Fiat Egea Sedan'a premium bir hava katıyor. İçeride ise yenilenen direksiyon simidi ilk dikkatimizi çeken fark olurken makyaj öncesinde 2 adet yuvarlak analog göstergenin ortasında dikdörtgen formda renkli yol bilgisayarı bulunurken yeni Egea Sedan'da ortasında tamamen yenilenen 7 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli yer alırken iki kenarında yuvarlak formda göstergeler yer alıyor. Genel hatlarıyla tasarım detaylarının çok değişmediği yeni Egea Sedan'da konsolun üstünde konumlandırılmış 10.25 inç dokunmatik ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto gibi kablosuz telefon bağlama hizmetlerinin de sunulduğu bu ekranda
5 adede kadar cep telefonu tanımlayabiliyorsunuz. Yeni Egea'nın yeni multimedya sistemi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Kullanıcı böylece iki farklı cep telefonunu eş zamanlı olarak kullanabiliyor ve gelen giden çağrıları o sırada bağlı olmayan telefondaki bir çağrıyı cevaplamak için bir bağlantıdan diğerine geçiş yapmadan aynı anda yönetebiliyor. Bu sistem FCA grubunda ilk kez yeni Fiat 500'ün ardından şimdi de yeni Egea ailesinde yerini alıyor. Arka koltuklar için sunulan USB soketleri de uzun yolculuklarda ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. Böylece tablet gibi mobil cihazlar arka koltukta şarj edilebiliyor ve kullanılabiliyor. Tabii ki de en büyük değişiklikler bunlar değildi elbette. Yeni Egea ailesiyle birlikte sedan, hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yanına crossover seçeneği de eklendi. Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross tamamen yeni bir hedef kitlesine yönelik bir crossover olarak ön plana çıkıyor. Yeni Egea Cross diğer Egea gövde tiplerine göre daha güçlü ve cesur hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara tasarımı ve tampon altından başlayıp tekerlek üstlerine devam eden fonksiyonel çamurlukları ile gerçek bir crossover modelde olması gerektiği gibi çok daha geniş ve çok daha heybetli görünüyor. Yenilenmiş süspansiyon yapısı yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross'un yerden yüksekliği diğer Egea modellerine göre 4 cm artıyor. Fiat Egea Cross güçlü görünümünü perçinleyen daha büyük lastiklerle donatılmasıyla da farkını ilk bakışta ortaya koyuyor. Crossover klasmanında bayrağı Sandero Steffi ile Renault grubunun eline bırakan Fiat, Egea Cross atayı ile bu klasmanda da zirveye yerleşmek istiyor. Egea Cross'un gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor ve bununla bağlantılı olarak otomobile inme ve binmeyi kolaylaştırıyor. Yeni Egea Cross, crossover detaylarının da etkisiyle hatchback kardeşinden 7 cm daha yüksek olmasıyla arazi kullanımlarınızda size büyük bir avantaj sunuyor. Sınıfının en iyi güvenlik teknolojik özelliklerini de sunduğunu iddia eden Egea ailesinde trafik işaretlerini tanıma sistemiyle sürüş esnasında maksimum hız limitlerini ekranda görebilecekken akıllı hız asistanı hız limiti aşımı durumunda sesli olarak sizi uyaracak. Gelelim motor seçeneklerine. Motor seçeneklerinde de tıpkı Renault Megane Sedan'da olduğu gibi küçük hacimlerin istilasına uğramış durumdayız. Yeni Egea ailesiyle birlikte 2021 yılının başında sunulacak olan motor seçeneklerinin arasında ilk olarak yeni Egea giriş seviyesinde düşük hacim furyasından nasibini alarak yepyeni 1 litrelik 100 beygir GSE T3 motorla donatılacak. Bu yeni üst silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 devirden itibaren 190 Nm gibi bir yüksek torku kullanıma sunuyor. Firefly turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 GSE T3 düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini üstün performansla birleştiriyor. 1 litrelik bu yeni motor ile düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücü son derece akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu sağlıyor. Düşük hacimli motorların asıl kullanım sebebi olan emisyon değerleri de 121 gram bölü kilometre değerine kadar düşüyor. Euro 6D normlarına uygun multijet dizel motorlarında ise 1.3 litre 95 beygir ve daha önce 120 beygire sahip olan 1.6 litre 130 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.